Sevgili gençler, güzel bir soru çözeceğiz. Evet, bakalım bize neler söylemiş. X ve Y birbirinden farklı pozitif tam sayılardır demiş. 3X artı 4Y ifadesi 87 eşitliğini bize vermiş. Bu durumu sağlayan kaç farklı X, Y sıralı ikilisi vardır demiş. Evet arkadaşlar, burada biraz deneme yanılma yapacağız ve X, Y değerlerini bulmaya çalışacağız. Tabii deneme yanılma yaparken de burada bize yol gösteriyor. Pozitif tam sayıları düşün diyor. O zaman arkadaşlar ilk önce kafanızda pozitif tam sayıları canlandırın. Kimdir bunlar? Pozitif tam sayılar dediğimiz arkadaşlar Z artıyla gösterilir. Ve elemanları 1, 2, 3 bu şekilde başlayıp sonsuza giden elemanlardan oluşur. O zaman arkadaşlar sistematik düşünebilmek adına bunun en küçüğünden başlarsınız. Yani biz buradaki X'e değer vererek başlayacağız. Denklemimizi şöyle tekrardan bir yazalım. Bu ifademizi sağlayan sayıları bulmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Ama başlarken dediğimiz gibi uygun sayıları düşünebilmek adına ilk başta birden başlayın arkadaşlar. Olmazsa 2'yi deneyin. Bu şekilde ilerlemeye çalışın. Rastgele denersek bazılarını unutabiliriz. O yüzden ilk önce x'e bir 1 vereyim. Acaba bunun karşılığında y değeri bulabilir miyim diye bakacağım. O zaman arkadaşlar çarparsanız 3 kere 1 3 olur. İfade 3 artı 4y eşittir 87 olacaktır. 3'ü karşıya attığınız zaman 87'den 3 çıkartın. Evet arkadaşlar çünkü ne olur bunu karşıya attığınız zaman eksi diye geçer. Eksi diye geçtiği zaman evet şöyle bir görüntü görürsünüz. 4y dediğimiz ifade 84 olacaktır. Evet sonra iki tarafı da 4'e bölerseniz evet iki tarafı da 4'e böldüğünüzde artık burada y bulabiliyor muyuz ona karar vereceğiz. Bakın hemen şöyle sadeleştirin. Aynı olanlar gider. Bir taraftan da 84'ü 4'e böldüğünüz zaman 21 diye bulursunuz. Evet arkadaşlar güzel geldi. Çünkü bu 21 dediğimizde biz baktığımız zaman neymiş? Pozitif tam sayı arıyorduk. O da pozitif tam sayı. O zaman şu bahsettiği sıralı ikililerden bir tanesini artık söyleyebilirsiniz. X'i 1 diye düşündünüz. Y'yi o zaman kaç buldunuz? 21. Evet bakın gayet güzel oldu. Buradaki cümleye de uygun. X ve Y birbirinden farklı. Bakın birbirinden farklı. Pozitif tam sayılar. Arkadaşlar bir tanesini bulduktan sonra diğerlerini de deneme yanılmayla bulabilirsiniz. Ama bunu biraz hızlandırmamız lazım. Çünkü sizler için zaman da önemli. O zaman şunu tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdi orada kaç sayılara bakmalısınız. Şimdi siz X'in diğer değerlerini söylemek istiyorsanız şu Y'nin kaç sayısına bakarsınız. Orada 4 görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu 4 bize yol gösterecekmiş. O zaman hemen ilave ediyorum. 1 olurdu zaten. 1 dediğimiz ifadeye şu katsayı dediğimiz 4'ü ekliyoruz. X'in değerlerini bulmak için diğerinin katsayısından faydalanacağız. 1'e 4 eklersek 5 olur. Evet arkadaşlar bu böyle gidecektir. 5'ten sonra bir tane sonrasını daha bulmak istiyorsanız X değerini bir 4 daha ekleyin 9. Bu şekilde ilerler. İsterseniz arkadaşlar bunu yaparken Y değerlerini de elde edebilirsiniz. Bir taraftan x değerleri büyürken y değerleri küçülecektir. Birbirini dengelerler. O yüzden arkadaşlar oradaki y değerlerini bulmak için de bakın y değerini bulmak istiyorsanız da x'in katsayısından faydalanırsınız. Evet o zaman o da demek ki azalacaksa 3 3 azalacakmış. Bir sonraki ifademiz 21'den 3 çıkartın 18 olacaktır. Evet bakın hala birbirinden farklı. O yüzden bunu da x y sıralı ikilisi olarak düşünebiliriz. Diğerlerini bulmaya devam edelim. Demek ki x değerlerimiz y'nin katsayısı olan 4, 4 artıyormuş. Y dediğimiz ifade de x'in katsayısı olan 3, 3 azalıyormuş. O zaman bakın burada bir 4 artış var zaten. O zaman şunu da 3 azaltacakmışız. 3 azaltırsak 15 olur. Diğerlerini söylemeye çalışalım. X dediğimiz ifade buradaki mantık devam edecektir. Neydi? 4, 4 artıyordu arkadaşlar. 4 artırırsanız 13 olur. Evet, sonra devam ederseniz 4 artırırsanız 17'dir, 21'dir. Tabii nerede bitecek? Ona dikkat etmemiz lazım. Evet, beraber de söylemeye çalışacağız. Bu taraftan düşünebilirsiniz. Buradaki ifademizde arkadaşlar 3 3 azalıyordu. O zaman 12 olacaktır, 9 olacaktır. Evet, hala bak rakamlar birbirinden farklı. Buradaki bulduklarımızın aynı olmadığını görüyoruz. Burada birbirinden farklı sayılar demiş. Bizimkiler de uygun. O zaman 9'sa burada 6 olacaktır. Hala bakın pozitif tam sayılar devam edebiliriz. Burası 4 4 artıyordu 25 olacaktır.
Buradaki ifademiz 3 azalıyordu, 3 azalacaktır. Burasını artırdığımız zaman artık tekrardan 29, ama burası sıfıra düşecek. Bakın burada son yazdığımız ifade bize uygun olmayacaktır. Çünkü elemanlarımız her biri hem x hem de y'nin pozitif tam sayı olması gerekiyordu ama y sıfır olduğu için pozitif tam sayı değildir. Yani burada durmalıyız. Şu kısım önemli arkadaşlar. O yüzden tekrar söyleyeyim. Yani biz x'in bir tane değerini bulduğumuz zaman diğer değerlerini nasıl bulduk? Evet arkadaşlar söylüyorum. X'in bir değerini bulduktan sonra diğer değerlerini bulurken y'nin katsayısından faydalanıyorsunuz. Y'nin katsayısı burada 4 olduğu için şuradaki elemanımıza sürekli 4 ekledik. 4 ekleyince 5 oldu. 4 ekleyince 9 oldu. Bu böyle artarken diğeri de azalır arkadaşlar. Diğeri de nasıl azalıyor? Hemen söylüyoruz. Y değerini söylerken de x'in katsayısına bakıyorsunuz. Yani orası da 3 3 azalacakmış. Neydi? 21'di. 3 azaldı. 15 3 azaltı. 15 dedik zaten, evet. 12 diyeceğiz. Bu şekilde aşağı doğru inecektir. O zaman kaç tane sıralı ikili oldu? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bu denklemi sağlayan sıralı ikili varmış.